Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli karateci Enes Özdemir ile birlikteyiz. Enes hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Enes, şimdi biraz kendinden ve karateye başlama sürecinden bize anlatabilir misin? Tabii, öncelikle ben Enes Özdemir, milli karateciyim. A milli takımda ve B milli takımda da yarışıyorum. Karateye 4 yaşında başladım. Babamın vesilesiyle başladım daha doğrusu. Hani daha öncesinde bir karateye başlama gibi bir niyetim yoktu. 4 yaşında başladım ve başladığım anda itibaren birkaç yıl içinde hocam, benim Adnan Çelen hocam, ilk antrenörüm. Adnan hocam benim ilk karateye başladığımda yeteneğimi keşfetti ve hani dedi çünkü karate denince ikiye ayrılır karate. Kata ve kumite olarak ayrılır. Adnan hocam benim ilk kataya yeteneğim olduğunu keşfedince ben de sürekli tekniklerimi kata yönünde geliştirmeye başladım ve 2009'da ilk miniklerde henüz 7 yaşındayken Türkiye şampiyonu oldum ve bu beni aslında daha da motive etti çünkü ileri giden bir süreç var ve bu süreçte ilk adımımı atmış oldum. Bunun ardına tabii ki Avrupa Dünya Şampiyonlukları geldi ama ilk adımı bu yönde atmış oldum ve karate ilk yönde bu hevesle başlamış oldum. Evet. Şu an 18 yaşındasın ve birçok madalyaya sahipsin. Şampiyonluklarından bize biraz bahseder misin? Tabii. İlk önce dediğim gibi 2009'da başladı serüvenim. İlk miniklerde Türkiye şampiyonu oldum. Ardına bunların tabii ki kademeleri vardır. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, U21 ve büyükler diye gider. Ben bunu sırasıyla devam ediyorum ve miniklerde Türkiye şampiyonu olduktan sonra yıldızlarda yine Türkiye şampiyonu olup Balkan şampiyonasında yarışmaya hak kazandım. Ve Balkan şampiyonu oldum o yıl. 2015'te Balkan şampiyonu oldum. Ardına 2016'da yine Türkiye şampiyonasına girdim ve bu arada ümitlere bir geçmiştim ve 2016'da Türkiye şampiyonu olduktan sonra 2017 Ocak ayında yapılacak Bulgaristan, Sofya Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'na bir kazanma hakkı kazandım. Türkiye şampiyonu olduktan sonra kamp sürecimiz başladı ve kampımız 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampıydı. Bu kampı güzel atlattım. Ferde bir talihsizlik yaşadım. Ben hem ferdi hem de takım katada yarışıyorum. Takım katada şampiyon olduk fakat ferde bir talihsizlik yaşadım. O talihsizlikten dolayı derece yapamadım 2017'de. Nedir talihsizlik? Bizim kadada balans yani denge problemi var. Şöyle diyeyim, açıklayayım. Kadada şimdi teknikler vardır. Belli bir kalıp gibi evet. Düşünebiliriz. Bu kalıbı en iyi şekilde uygulayan kazanır. Bunu en iyi hatasız şekilde uygulayan kazanır. En iyi güçlü şekilde uygulayan kazanır diye bir yapı gibi düşünelim bunu. Şimdi şöyle benim orada denge bozmam rakibimin benim önüme geçmesi demek oldu. Çünkü bizim katada denge çok önemlidir. Denge bozulduğu andan itibaren hakem onu eksi bir olarak hanene girer ve atıyorum rakibinizle 3-3 bir mağlubiyet kafa kafaya yarışıyorsunuz 3-3 bir puanla. Siz denge bozdunuz bu 2'ye iniyor yani 3 puanla rakibiniz sizin önüne geçiyor. Böyle de 3-2 bir yenilme durumum oldu Avrupa Şampiyonası'nda. O yüzden ferdi katada bir talihsizlik yaşadım. 2018'de ardına Türkiye şampiyonu yine oldum. 2018'de Avrupa Şampiyonası vardı Rusya'da. Rusya'da Avrupa Şampiyonası ferdide ikinci oldum. Finalde İspanyol rakibime yenilmiştim. Takımda da yine İspanya'ya yenildik ve takımda da üçüncü olduk. Bu maçta da böyle biraz talihsizlikler oldu. Ondan sonra 2019'da iki tane Avrupa Şampiyonluğu haneme ekledim ve bu arada tabii ki Türkiye şampiyonu da olmuştum. 2020'de yine tekrar iki kere daha Avrupa şampiyonu oldum. Hem ferdi hem takımda yarışıyorum bu arada. Ve bunun sonrasında Avrupa şampiyonları bitti ve bu tarihler arasında bir dünya şampiyonları oluyor tabii. 2017'de dünya şampiyonu olmuştu bu ilk Avrupa şampiyonumdan sonraki maç. Dünya şampiyonasında da tarihi bir rekor kırdım. Ümitlerde hem ferdi katada hem de takım katada dünya şampiyonu oldum. Yani bir maçta iki dünya şampiyonu olarak tarihe geçtim. Çifte şampiyonluğu aynen. Olan da bir evet, çifte şampiyonluk oldu. Çok şükür. Bu alanda da böyle geçtik. 2019 dünya şampiyonasında
Yine dünya şampiyonası finalinde bir talihsizlik yaşadım. Sakatlık. Aynen. Hem sakatlıkla uğraşıyordum o aralar. 2019'du ve bayağı bir yıl geçti üzerinden. Avrupa Dünya Şampiyonası. Bir sürü kampımız oldu ve o kamplarda biraz sakatlıklar yaşadım ve o sakatlıklardan dolayı da finalde yine bir dengem bozuldu ve kadada dünya ikincisi olarak haneme yazdırdım. Bu beni biraz üzdü ama diğer yıllar tabii ki kendime güveniyordum ve bir sonraki 4 ay sonra Avrupa Şampiyonası vardı. Ona hem hazırlanmam gerekiyordu. Türkiye şampiyonası var, ona hazırlanmam gerekiyor. Kamp süreci var. Tekrar kendimi yeniledim. Türkiye şampiyonu oldum. Kamp süreci çok güzel geçti ve kamp sürecinin sonunda iki tane Avrupa şampiyonu olarak o maçtan da ayrılmayı çok şükür nasip oldu. Ve orada da yine dünya şampiyonası finalinde yenildiğim İtalyan rakibimi orada turda yendim Avrupa şampiyonasında. Peki Enes, şampiyonluklarına geri döneceğim ama şunu sormak istiyorum. Sen kata diyorsun ama bilmeyenler için mesela kata ve kumite dedin. Bunlardan bahseder misin? Sen kata dalında yarışıyorsun. Ya sen bir müsabaka yapmıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Onları anlatır mısın bize? Şimdi şöyle, karate dediğim gibi hani ben sürekli kata yapıyorum diyorum ama bilmeyenler için karate iki branşa ayrılır müsabak olarak. Kata hayali dövüş olarak bilinir. Kumite ise iki kişinin yaptığı müsabakada bir dövüştür. Şimdi şöyle, katada dediğim gibi belli bir kalıp vardır ve bu temel kalıplar aslında temel teknik bir kalıp oluyor ve o kalıbı siz uygulamak zorundasınız. Hani bu nefes verilecek yerde nefes veriyorsunuz. Tekniğinizin hızlı yapılacağı yerde hızlı yapmanız gerekiyor. Yavaş yapılacak yerde yavaş yapmanız gerekiyor. Yani ritim, kısacası ritim diyelim. Bir koreografi. Aynen, bir koreografi var ve onu siz uygulamak zorundasınız. Eğer onu siz ne kadar hatasız uygularsanız o kadar çok rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz katada. Kumitede iki tane müsabık birbiriyle dövüşüyor ve şöyle bir algı var. Hani böyle vurmalı değil de daha çok hani kim önce puan alırsa. Şöyle mesela ben, ikimiz bir müsabıkız, dövüşüyoruz ve ben sizden önce bir atak yaptım. Ve doğru atak yaptım. Puanlamalar vardır. 100'e 1 puan. 100'e yumruk ile 1 puan diyeyim. Karnına yumruk 1 puan. 100'e tekme 3 puan. Sırt bölgesine tekme 2 puan diye ayrılır ve bunları hani 8 3 dakika dövüşüyoruz ve 3 dakika içinde kumitede bunları toplamak gerekiyor, bu puanları. En çok puanı kim toplarsa o kazanıyor kumitede de. Aslında bir nevi bir dövüş tarzı. Hani kim kimden daha çok puan alabilecek tarzda bir şey. Peki şunu sormak istiyorum. Ya bir sürü, 18 yaşındasın ve 4 yaşında başlamışsın karateye ve bir sürü şampiyonluk sığdırmışsın bu spor hayatında. Bir de şunu sormak istiyorum. Senin gibi sporcu olmak isteyen insanlar da vardır. 18 yaşındasın. Eğitim hayatını nasıl devam ettirebildin? Bu kadar şampiyonluğa vaktini nasıl ayırabildin? Nasıl yönetebildin bu zamanı? Şöyle, tabii ki herkes bir şampiyon olarak hani kariyeriyle devam etmek ister ama bu gerçekten küçük yaşta başlamak bir avantaj. Çünkü neden? Bir 18 yaşında başlamış biriyle bir 8 yaşında başlamış biri arasında çok fark var. Çünkü 10 yıl içerisinde onun kat edebileceği yolun iki katını kat edebiliyor ve gerçekten küçük yaşta başlamak bir avantaj. Şimdi şöyle, üniversite içinde okul içinde şöyle. Milli sporcular, hani Avrupa Dünya Şampiyonu milli sporcular daha doğrusu, üniversiteye belli bir barajı geçtikten sonra, belli bir sıralamaya girdikten sonra bu üniversite bize millilik derecelerimiz, Avrupa Dünya derecelerimiz bize burada yardımcı oluyor. Şöyle, mesela ben bir AB üniversitesine girmek istiyorum ve belli bir barajı geçtim. Ben Avrupa şampiyonu veya dünya şampiyonumu kullanarak üniversiteye atanabiliyorum. Çünkü bizim böyle bir hakkımız var. Ve devletimiz de, Gençlik Spor Bakanlığı, vakıf üniversiteleriyle anlaşmaları var. Hangi vakıf üniversitesinde olursanız olun belli bir sıralamaya, belli bir barajı geçtikten sonra üniversiteye sınavsız giriş yapabiliyorsunuz. İstediğiniz bölüme, istediğiniz fakülteye girebiliyorsunuz. Orada da bize Spor Bakanlığımız çok destek oldu. Teşekkür ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi? Yani şu an devam eden müsabakalar var mı? Çünkü kısıtlamalar da hala devam ediyor. Ne durumdasınız? Şöyle, bizi pandemi gerçekten zor etkiledi. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında maça gitmiştik en son Salzburg'a. Bu Premier Lig, bizim olimpiyat için puan topladığımız maçlardı. Mart ayı, Mayıs ayında da sanırım Avrupa şampiyonamız vardı. Bu pandemi girdi ve birden yani her şey durdu. Bütün müsabakalar durdu. Dışarı çıkma yasakları geldi. Sokağa çıkma yasakları geldi. Birden maç modunda vücut,
antrenman modunda, maç modunda adapte olmuş vücudumuz ama birden vücut duruyor ve vücut neye uğradığını şaşırıyor. Bu yönden bizi çok kötü etkiledi. Çünkü bütün maçlar durdu. Ne yapacağımızı bilemedik. Sürekli karate yapıyoruz. Maçlara hazırlanıyoruz. Maça giriyoruz. Tekrar gelip antrenman yapıyoruz. Vücudumuz bu yöndeydi. Hani psikolojimiz de bu yöndeydi. Bu yönden kötü etkiledi ama bir yönden de iyi etkiledi. Çünkü eksiklerimiz vardı. Kuvvetlenmemiz gerekiyordu, güçlenmemiz gerekiyordu, süratlenmemiz gerekiyordu ve teknik anlamda karate'de kendimizi biraz daha tekniklerimizi düzeltmemiz gerekiyordu. Bu yönden de çok iyi bir dönem oldu ve biraz da aslında dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Çünkü maçlar da vücudumuzu çok yıpratıyordu. Her ayda iki kere maç demek gerçekten çok büyük. Çünkü hem ülke değiştiriyorsun hem maç yapıyorsun. Vücudumuz artık bayağı bir yıpranmıştı, dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Bu yönde iyi oldu aslında. Şu anda yani bu kısıtlamalar devam ediyor. Sizin müsabakalarınız devam edecek mi? Bizim müsabakalarımız devam edecek. Bundan önce tabii ki 4-5 aylık bir kısıtlamada hepimiz tabiydik. Bundan sonraki kısıtlama, sokağa çıkma yasağında biz aslında hocalarımızla Zoom üzerinden görüntülü antrenman yaptık. Ramazan'dan itibaren. Sürekli görüntü antrenman yapa yapa ve salonlarımız bazı Ankara'da salonlarda bize açılmıştı. Hani biz sonuçta olimpiyata hazırlanıyoruz ve olimpiyata hazırlanmamız için vücudumuzun sürekli böyle antrenmandan eksik kalmaması gerekiyor. Sürekli antrenmanlı olmamız gerekiyor. Her an maç olabilir. O yüzden salonlarımız, Ankara'da bazı salonlar açıktı bize. Sağ olsunlar. Ve hocalarımızı zaten evde, federasyonumuz da sağ olsun bu arada bize Türkiye Karate Federasyonu tatemi gönderdi. Ve evde antrenman hani minder yok değil yani federasyonumuz gönderdiği için evde minder serip antrenman devam yapabiliyorduk. Aynen orada devam ettik. Hocalarımız zaten görüntülü orada devam ettik antrenmanlarımıza. Evet olimpiyat normalde 2020 Ağustos ayındaydı. Evet. Bu virüs nedeniyle 2021 Ağustos ayına ertelendi. Bizim de tabii ki puan toplayacağız. Mayıs'a kadar puanlama süreci olacak ve bunda 3 tane Premier Lig, bir tane de Avrupa Şampiyonası olacak. Bu Avrupa Şampiyonaları da puan verecek. Premier Lig'lerde olimpiyata bizim için puan verecek. Burada sıralama tabii ki çok önemli. Burada olimpiyatta yarışıp yarışmamak hani gibi bir şey belli olacak. Sıralamada zaten şu an kata'da ilk 5'in içindeyiz. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Aslında hani ilk 5 diyoruz geçiyoruz ama birinci diyelim Japon sporcu var. Olimpiyata garantilemiş. İkinci İspanyol sporcu. Üçüncü bizim Türk sporcumuz Ali Sofoğlu. Onu da buradan selamlar. Dördüncü sporcumuz İtalyan. Beşinci sporcumuz Emre Vefa Göktaş. Altıncı da benim. Aslında sıralama ilk altı ama biz tabii ki Japon'u saymadığımız için ilk beşine hepimiz girmiş bulunmaktayız. Çünkü maç Japonya'da olduğu için Japonlar zaten katılıyor. O yüzden ilk beşte gerçekten büyük bir başarı yakaladık. Çok güzel. Yıl. Yani beş ülkeden katılıyor ve üçünü Türk aynen alıyor. Yani bir dünya sıralaması evet oluyor. Dünya sıralamasında olimpik sıralama da oluyor ve olimpik sıralamada 100 tane ülkeden ilk 5'in içinde 3 tane Türk sporcu olması gerçekten bence büyük bir şey. Çok güzel bir başarı. Yani biz de bundan gerçekten mutluyuz evet. Yani bu sıralamadan dolayı. Çok güzel. Peki sana son olarak şunu sormak istiyorum. Bir milli sporcu olarak, çok da şampiyonluğa sahip olan bir milli sporcu olarak en büyük hedefin nedir? Tabii en büyük hedefimiz her milli sporcunun Avrupa Dünya Şampiyonu olmak ve bunun yanında da olimpiyat şampiyonluğunu ekletip orada İstiklal Marşımızı okutmaktır. Çok güzel. Bu her milli sporcunun, her milli sporcunun da demeyelim daha doğrusu her sporcunun, herkesin hatta hayalidir. Avrupa Dünya Şampiyonu oldum çok şükür ama bir de olimpiyat şampiyonu olmadan, orada İstiklal Marşımızı, Türk Bayramımızı dalgalandırmadan karateye bırakmayı düşünmüyorum. İnşallah hayallerine kavuşursun. Biz de gururlandırırsın. İnşallah. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Enes Özdemir'le spor hayatına dair keyifli bir söyleşi yaptık. Bir sonraki Kültür Sanat özel röportajımızda görüşmek üzere.